Teşekkürler ederim efendim. Sağ olun. Çok nice. Tebrikler Harun. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Şimdi bakalım. Teşekkürler ederim efendim, sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Bakalım jüri üyelerimiz ne kadar eğlendiler, neler söyleyecekler. Armağan'cığım seninle başlayalım mı? Ben hiç eğlenmedim. Ben dahil burada oturanlar da eğlenmedi. Ha. Öyle baktılar. Harun kendi de eğlenmedi çünkü, dert orada. Eğlendirmek bence insanın kendisinin eğlenmesiyle ilgili bir durum çünkü. Eğer... Armağan sözünü kesiyorum. Bizim şu platforma geçmemiz gerekiyormuş. Şöyle... Seni göremiyorlarmış çünkü kameradan. Evet. Özür dilerim. Eğlenmek, eğlendirmek insanın kendisiyle ilgili bir durum. Eğer sahnedeki insan eğlenmezse karşısındaki insanlar da eğlenmiyor. Harun kendisi eğlenmediği için burada oturanlar da eğlenmedi. O eğlenmeyince ben de eğlenmedim. Çünkü eğlendirmek en başta insanın kendisinin eğlenmesiyle ilgili bir durum. Harun zaten kendisi eğlenmedi. Hani zaten o gülme özürlü. Yok, eğlendim aslında ama. Çok bilmiyorum. Nasıl eğlendin? Onu yansıtamadım herhalde. Yok, hiç. Nasıl eğlendin? Biz de burada bir eğlendik sen eğlenince. Halkımıza soralım mı, halkımıza? Onlar eğlenmiştir. Hayır, buradaki halkımıza bir soracak. Siz nasıl buldunuz bu kulüp pop sarıla Türkiye'ye geldiniz? Nasıl eğleniyor musunuz? Eğleniyorum. Eğleniyorum yani. Kendi adıma eğleniyorum. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir saniye. Teşekkürler. Bakın ne diyor hanımefendi. Ya kendi adıma eğleniyorum. Bence gayet de güzel eğlendiriyor. Eğlenmek isteyeni. Harun'la bir yakınlarınız var mı? ben... Çineli misiniz? Çineli misiniz? Ya şey, Osman Tan. Sivaslı şey. Ben hayatımda ilk defa televizyona çıkmadığım için sizin gibi. Hani eğlenmem için bir sebep yok, anladınız mı? Zaten ilk defa çıktığı için eğlenmek isteselerdi eğlenemezler Armağan Bey. Kim, siz mi? Hayır yani... İlk defa canlı yayına çıkıyor insanlar. Kim? Kalkıp da ayakta oynayacak halleri kim yok. Kim ilk defa çıkıyor canlı? Biz. Ha, onu söylüyorum işte. Evet. Dolayısıyla eğlenmeniz için çok sebep var diyorum. Ya eğlenmek isteyen insan bence eğlenebilir programlarında ya da gittiği... işte anlayın. Boş versin, bırak dağınık kalsın. Ama bence eğlendiriyor. Biz seninle geçmişte bir kere daha bir Tarkan mevzusundan... Evet. Gene aynı şey oldu. Tarkan'ın şarkısını Tarkan'ı taklit ederek söylüyorsun. Geçen sefer de aynı şeyi konuşmuştuk. Yine ilk şarkının özellikle girişinde böyle gözümü kapasam sanki Tarkan söylüyormuş gibiydim. Bana mı öyle geldi? Ama şimdi Tarkan Bey yorumladığı için bir tek o yorumladı bu şarkıyı. Mecburen... Gül döktüm yollarını. Herkes söyledi. Ben ondan dinledim yani. Gitti burası. Ha? Herkes söylemedi mi gül döktüm yollarını neredeyse? İster istemez kulak birazcık oraya gidiyor. Ama yani böyle çok Tarkan taklidi yaparak söyledin. Hani... Anladın yani mı? Birazcık yapabiliyorsam bilmiyorum. Nasıl? Birazcık? Övünürüm aslında yani Tarkan'ı taklit edebiliyorsam birazcık. Doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ya, tabii ki doğru değil ama yani en azından ondan sonuçta megastar. Onun sesini beğeniyorum yani. Birazcık bir şeyler alabiliyorsam benim için. Yani... Mesela sahne, keşke sahne kullanma performansını öğrenseydin de sesini taklit etmeyi öğrenmeseydin. Yok, anladın mı? Hani uzun zaman istemiş. Tarkan bence Türkiye'nin... Sahneyi en iyi kullanan erkek şarkı sanatçılarından bir tanesi. Yani yok ama o tartışmasız. Zaman hani keşke onu taklit etmeyi becerebilseydim mesela. O zaman olur. Yani taklit demeyelim ama sen de en azından hiç umut kendimizi yok. Geliştirmek için. Sende o anlamda hiç umut yok. Ama burada sen karşısında... kaç haftadır canlı yayına çıkıyorsun? 14. 14 haftadır. Bak başka bir şey söylemeyeceğim işte. Peki Erman'cığım, teşekkürler. Ebru Hanım. Ha, Orhan Bey siz mikrofonu aldınız. Ben senin içinin fıkır fıkır olduğuna inanıyorum bir kere ama dışarıya çok yansıtamadığını düşünüyorum. Keşke dışarıya daha çok yansıtabilsem. Tarkan konusunda ben de hemfikirim. Bir şarkıyı bir sanatçıdan duyduğunuz zaman onu kendi tarzınızda yorumlayabiliyorsanız siz aslında bir maharete sahipsiniz demektir. Aynı onun gibi söylemek bence bir maharet değildir. Ben de ilk çıktığım zamanlarda Hatıralar Sarmış şarkısını Muazzez Abacı gibi söylüyor derlerdi mesela benim için de. Ve oradan sıyrılmak için çok çabuk harekete geçtim ve Allah'a çok şükür sıyrıldım. Çünkü
Taklitler aslını yaşatır her zaman. Bence senin kendi kimliğin olması lazım. O anlamda bence doğru söylüyor. Yani ne dansını ne sesini hiçbir şeyini taklit etme. Tarkan evet bir numara tamam okey ama sen niye bir numara olmayasın kendi tarzında? Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bence ondan uzaklaşsan iyi olur ama genel hatlarıyla ben performansını çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir de geçtiğimiz haftalara oranla bu hafta evet çok daha canlıydın. En azından elini kolunu kaldırdın. En azından arkana önüne döndün. O kadar armağanın söylemeleri üzerine artık hani bu akşam bir nebze bir şeyler vardı. Onu bile görmek benim için önemli yani. O bile bir yol kat etmek. Hani yani. Eğlendir beni konseptinde onu yapmayacaksa zaten eve gitsin uyusun. Yani. Ya. Peki teşekkürler İbrahim Orhan Bey. Eğlendirmek müziğin temel işlevlerinden biri tabii. Ama eğlenmek isteyene, eğlenmek istemeyen birisine çok ne zordur. Yaparsanız yapın, ne kadar ne yaparsanız yapın, o anda müsait değilse eğlenemez. Mesela ben bugün bir hareket yaptım. O hareketle belim incindi. Biraz acı çekiyorum ama keyfim yerinde. Bu ayrı bir şey. Yani sağa sola dönerken biraz dikkatli dönersem ondan. Geçmişler olsun. Daha evvel 23 yaşımda ağır sporlar yaptığımda bir ağırlık kaldırırken şu sol tarafıma bir ağrı günlerce beni perişan etmişti. Aynı yer ağrıyor. Bu yaşa geldik yine aynı yere oluyor. Bunlara dikkat edin. Hareketlerinize dikkat edin. Yanlış hareket yapmayın. Şimdi bu tavsiyeydi tabii. Burada Harun yine aslan gibi. Bence Harun'un gönlünde içinde ne kahkahalar atıyor ama biz görmüyor olabiliriz. Yüzü her zaman yine güler yüzü tabii ki. Benim gibi ben de benim gönlümde ne kahkahalar atıyorum fakat dışarıya yansımıyor diye bazen ifade ederim. Bu doğrudur. Kızgınlığımı da pek fazla belli etmem ama kolay kolay zaten kızmam. Hatta bana milenyum peygamberi bile diyorlar bu yüzden. Tövbe estağfurullah. Ne haddimize de. Öyle diyenler de var sabrımızdan dolayı. Ama Harun gerçekten aslan gibi. Çok da iyi yorum yapıyor. Bu akşam da gayet güzel yorum yaptı. Tarkan'a benzemeye gelince, sevgili Tarkan gerçekten bu eseri lanse eden kişi olduğu için Türkiye'de ilk defa bütün bu eseri geçenler Tarkan'ın etkisinde belli bir ölçüde kalmış olabilir. Bu hepimiz için geçerli. Aynen Ebru Hanım'ın da bir eseri yahut benim veyahut da Bülent Hanım'ın herhangi bir eserini birileri ilk defa duyduğunda mutlaka bizlerin etkisinde kalabilir. Ama bu zamanla değişir tabii. Onun için ben onu fazla hissetmedim yine. Tabii ki sen iyi bir yorumcusun. Ben mix ettim birinci ve birliği ile son parçayı. Notumu da birazdan veririm. Aslan gibisin evlat. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Peki puanları da alabiliriz. Puanlarınızı alabiliriz. 10. 10 Ebru Gündeş'ten geldi. Ben de 10 diyorum. 10 Orhan Gencebay'dan. Artık bu geceki ölçüm ne kadar eğlendiğim. Ne kadar çok eğlenirsem o kadar yüksek puan vereceğim. Tamam. Ne kadar az eğlenirsem doğru, o kadar doğru. Az puan vereceğim. Çünkü evet iyi şarkı söylüyor ama artık sadece iyi şarkı söylemesi beni ilgilendirmiyor. Çünkü son artık 3 hafta. Evet. 14 haftada bir şeyler öğrenmeliydi diye düşünüyorum. 7. 7 verdi Armağan Çağlayan. Peki. 2 tane 10, 1 tane 7 var. Şu anda toplam 27 puanı var. Aşağıda Bülent Arın da monitörden izliyor zannediyorum. Belki o da daha sonra puanını verecektir. Aday numaranı hatırlatmak ister misin? Aday numaram 109. Buradan beni yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen Çineli. Tüm hemşerilerime, aynı zamanda babama. Kime? Babama. Babam burada. Evet. Nerede? Burada. Sol tarafta oturuyor babam. Nerede? Bir babanı da tanıyalım esasında. Çağırsın getir buraya. Getir babanı. Babam orada. Baba. Nerede babanız? Beyaz su. Gelir misiniz siz de? Buyurun bir gelin lütfen. Bakalım Harun'un babası kimmiş? Acaba ne kadar benziyorlar? Adı ne babanın? Ali. Ali. Ali Bey. Ali Bey geliyor. Beyaz süeterli dedi bana tarif etti. Evet bakalım. Evet Ali Bey de geliyor.
Hoş geldiniz Ali Bey. İyiyim, sağ olun. Nasıl buluyorsunuz oğlunuzu? Allah neyse onu versin. Allah hayırlısını versin. Peki, Allah hayırlısını versin diyorsunuz. Önü açık mı sizce? Böyle Tarkan gibi o da böyle bir megastar olma ihtimali var mı? İnşallah Allah nasip ederse açık diyoruz ya Allah. Biz açık diyoruz ama Allah sana hayır versin. Arada sırada Harun'a şarkı söylettiriyor musunuz böyle evde? Söyle bakın. En çok Harun'dan dinlemeyi sevdiğiniz şarkı hangisi? Biz efendi yar olduğumuz için Efe şarkıları söylediyoruz. Efe şarkıları söyletiyorsunuz. Yani şuradan böyle şey oldu. Hangisi? Karyolum. Babanın şarkısı. Hangisi? Karyolumun demiri. Biraz söylesene. Baban için. Of, karyolumun demiri yandı. Çok teşekkürler. Sağ olun Ali Bey. Çok çok memnun olduk. Hayırlı olsun inşallah. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.